ancak rahmet olarak gönderildim. Rahmetim gazabımı geçti. Böyle buyuran Rahman ve Rahim olan Allah, sonsuz hürmetiyle tüm varlık alemini esirger. Bu rahmetin gereğiyle insanları affeder. İnsanlardan da merhametli olmalarını ve insaflı davranmalarını ister. Çünkü İslam merhamet dinidir. İslam'a göre Allah tarafından yaratılan her varlık bir özdeğere sahip ve merhameti hak edendir. Yeryüzündekilere merhamet gösteren insanoğlu da karşılığında Allah'ın merhametini kazanmış kimsedir. Merhamet yalnızca insanlara, müminlere, iyi kimselere veya fakirlere gösterilen ilginin adı değildir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar gibi kendi haklarını korumakta zorlananlara ve insana emanet edilen hayvanlara karşı merhametli olmak da İslam ahlakının gereğidir. Merhametin zıttı zulüm ve şiddettir. Zulüm ve şiddet beraberinde kin, öfke, kıskançlık, hırs, intikam, acı ve gözyaşı getirir. Allah Resulü de cahiliye zihniyetinin şiddet içeren bütün olumsuz inanış ve davranışlarını reddetti. Şiddetin aileden başlamak üzere bütün katmanlarından silinmesi için mücadele etti. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı asla kabul etmedi. Onların haklarını ve saygınlıklarını korudu. Çünkü İslam, kime ya da neye karşı olursa olsun, zulüm ve şiddeti kesin bir dille yasakladı. İhtiyacı olana yardım etmek, zor durumda olanı korumak ve kurtarmak, yaşadığı ortamı sevgi ve güvenle tanıştırmak her müminin görevi. Çünkü mümin, merhamet dolu bir kararı, merhametten beslenen bir cümlesi ya da merhamete uzanan eli sayesinde merhametin asıl sahibi olan Allah'a yaklaşır. Peygamberimizin de ifadesiyle, insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.''